İngilizce hikaye okuma çalışmamızın ikinci parçasındayız. Umarım faydalı olur. Parçamızın ismi The Laboratory. Laboratuvar. Mia's father had a laboratory. Mia'nın babasının bir laboratuvarı vardı. But she had no idea what was in it. Ama onun bir fikri yoktu orada ne olduğu hakkında. Her dad, onun babası, always, her zaman, closed and locked, kapatır ve kilitler the door, kapıyı, when he went in, o içeri girdiği zaman. She knew that, o bilir ki, Mia bilir ki, he used it to do projects for work, o yani babası, İş için projeler yaptığını, Mia babasının iş için projeler yaptığını bilir. He never told Mia, o asla Mia'ya söylemedi. What these projects were, bu projelerin neler olduğunu. One night, bir gece, Mia approached the door to the laboratory. Mia, laboratuvarın kapısına yaklaştı. She stopped and thought. O durdu ve düşündü. I wonder, merak ediyorum, merak ederim. What crazy experiment he is doing now. Onun şu an yaptığı çılgın deneyin ne olduğunu merak ediyorum. Suddenly, aniden, she heard a loud noise. O yüksek bir gürültü duydu. It sounded like an evil laugh. Bu ses bir cin ses, cin gülüşü gibi geldi kulağına. Evil, fena, kötü ve cin anlamlarına da gelmekte. Canavar şeklinde de düşünülebilir. Bir canavar gülüşü gibi gelmiş kulağına. The noise scared her. Gürültü onu korkuttu. So, bu yüzden she walked quickly back to her room. O odasına hızlıca geri yürüdü. Yani geri gitti. The next night, sonraki gece, her friend Liz, onun arkadaşı Liz, came to her house. Onun evine geldi. When Liz arrived, Liz ulaştığında, vardığında, Mia told her, Mia ona dedi ki, about the night before, önceki gece hakkında. Yani Mia ona önceki geceden bahsetti. Oh, it was terrible, she said. O dedi ki, oh, o korkunç olmalı. Why don't we see, neden görmüyoruz? What is in there, orada ne olduğunu? Liz asked, Liz sordu. It will be a fun adventure. Eğlenceli bir macera olacak. Mia felt nervous. Mia gergin hissetti. About going into her father's laboratory. Babasının laboratuvarına girme konusunda. But she agreed. Ama kabul etti. As always, her zaman olduğu gibi, the door was locked. Kapı kilitliydi. They waited, onlar beklediler, until Mia's father left the laboratory. Mia'nın babası laboratuvarı terk edinceye kadar. To eat dinner, akşam yemeği yemek için. He didn't lock the door, o kapıyı kilitlemedi. Liz said, Liz dedi. Let's go, hadi gidelim. The laboratory was dark. Laboratuvar karanlıktı. The girls walked down the stairs carefully. Kızlar dikkatli bir şekilde merdivenleri indiler. Mia smelled strange chemicals. Mia tuhaf kimyasalların kokularını aldı. Tuhaf kimyasalları kokladı.
What terrible thing, ne berbat, ne kötü şey, was her father creating? Onun babasının oluşturduğu, yaratmak, oluşturmak. Onun babasının yaptığı, oluşturduğu. Suddenly, aniden, they heard an evil laugh. Onlar kötü bir gülüş duydular. It was even worse than the one Mia heard the night before. Hatta daha kötüydü Mia'nın önceki gece duyduğundan. Daha kötüydü. What if ya a monster was going to kill them? Bir canavar onları öldürecekse. Mia had to do something. Mia bir şey yapmalıydı. Bir şey yapmak zorundaydı. She shouted, o bağırdı, for help, yardım için. Mia's father ran into the room. Mia'nın babası odaya koştu, yani laboratuvara. And turned on the lights. Ve ışıkları açtı. Turned on, açmak. Turned off ya da turn off, kapatmak. Oh no, he said, dedi ki, oh hayır. You must have learned my secret. Benim sırrımı öğrenmiş olmalısın. Your monster tried to kill us. Senin canavarın denedi bizi öldürmeyi. Canavarın bizi öldürmeye çalıştı. Bizi öldürmeyi denedi. Mia said, Mia dedi. Monster, he asked. O sordu ki, canavar mı? You mean this? Bunu diyor olmalısın, bunu kastediyor olmalısın. He had a pretty doll in his hands. Ellerinde güzel bir oyuncak bebek vardı. The doll laughed. Oyuncak bebek güldü. The laugh didn't sound so evil anymore. Gülüş didn't sound, duyulmuyordu, so evil anymore, daha fazla kötü. Önceki duyduklarına nazaran kulağa kötü gelmiyor imiş. Gülüş. I made this for your birthday. Ben bunu senin doğum günün için yaptım. I wanted to give it to you then. Onu sana vermek istedim. Bu durumda, o durumda, yani doğum gününde. But you can have it now. Ama sen ona şu an sahip olabilirsin. Şu an onu alabilirsin. I hope, umarım, you like it. Beğenirsin. İkinci parçamızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bilgiyle kalın.